İsveç'in ilk otomobilini üreten Volvo'nun her zaman ilk prensibi güvenlik oldu. 3 noktalı emniyet kemerini icat ettiğinde diğer otomobil üreticileri tarafından göz zevkini bozmakla eleştirilirken güvenlik konusunda ilkleri gerçekleştirip önce olmaya devam ediyordu. Şirket insan hayatını önemsemesiyle otomobil sektöründe kendine çok ayrı bir yer edindi. Volvo dünyanın en güvenli arabalarını nasıl üretti? Volvo'nun hikayesi başlıyor. İsveç 1891 yılında otomobille tanışır. Uzun yıllar Fransa, Almanya ve Amerika'dan ithal edilen otomobiller sadece zengin iş adamları tarafından kullanılır. O yıllarda İsveç otomobil endüstrisine sahip değildi ve ithal otomobiller sıradan halkın karşılayabileceği kadar ucuz değildi. İki adam bu durumu değiştirmeye karar verir. İsveç otomobillerini satmanın hayalini kuran, iyi bir ekonomist ve satış uzmanı olan Esther Gabrielsen ve başarılı bir mühendis olan Kasthorf Larsen. Larsen, İngiliz Morris şirketinde motor tasarımı üzerinde çalışmış ve otomobil konusunda tecrübe kazanmıştı. 1920'nin başlarında Esther ve Gasthorf, hurman üreten SKF şirketinde çalışıyordu. İkisi de aynı hayali paylaşsa da bu konuda yeterince konuşma fırsatı bulamamışlardı. 1924'te bir restoranda buluşan ikili İsveç'e ait bir otomobil üretmeye karar verir. Tutkuları olsa da şirket kurmak için yeterli sermayeleri olmayan ikili, yatırımcıların ilgisini daha kolay çekmek için bir prototip üretmeye karar verir. Bir dergiyi karıştırırken Fransız lüks otomobil markası olan Avisons Voisin'in ürettiği Voisin C5 modelini gören Gabrielsen çok etkilenir. Hala SKF şirketinde çalışan ikili boş zamanlarında prototip üzerinde çalışır. Haziran 1926'da ilk prototipi üretmeyi başarırlar. Ortada bir şirket olmadığından aracın logosu yoktu. Elmer araca erkek cinsiyetini ve gücü simgeleyen bu logoyu yerleştirir. Amblemdeki okun yönü doğrultusunda yer alan çapraz çizgi ise logoyu ön panjura daha iyi tutturmak içindi. İlerleyen yıllarda buna gerek kalmasa da marka ile özdeşleştiği için kullanılmaya devam edecekti. Üstü açık İsveç'in ilk otomobiline Jacob adını verirler. 1927'de 9 prototip daha üretilir. Gabrielsen'ın İsveç'te otomobil endüstrisini başlatabileceğine inanan SKF şirketinin yöneticileri ona destek vermeye karar verir. Şirketin Volvo adındaki şubesini otomobil üretim fabrikasına dönüştürmesi için Gabrielsen ve Larsen'ı sunarlar. Latince'de yuvarlanıyorum anlamına gelen Volvo, bir Rulman firması için uygun bir isimdi. Gabrielsen, yeni kurdukları otomobil markası için de aynı ismi kullanacaktı. 1937'de Göteborg'daki Rulman fabrikası hızlı bir şekilde otomobil üretim fabrikasına dönüştürülür. İlk araç kısa bir sürede üretim bandından çıkar. İlk prototipe çok benzeyen model Volvo OV4 2 litre 4 silindirli motora sahipti. Araçta geleneksel Amerikan tasarımının büyük etkisi vardı. İlk araç bizzat Gabrielsen tarafından Stockholm galerisine teslim edilir. Fabrika 60 işçiyle haftada 5 araba üretmeye başlar. Soğuk İsveç iklimi nedeniyle aracın kapalı versiyonu üretilmeye başlanır. Modele PV4 adı verilir. 1927'de satışa çıkarıldığında çirkin ve eski moda görüntüsünden dolayı eleştirilir. Aynı yıl PV4'ün gelişmiş versiyonu üretim bandından çıkar. Yenilenen araç daha iyi bir tasarıma sahip olsa da Volvo geç kalmıştı. Satışlar hızla düşmeye başladı. Diğer yandan şirket tedarikçilerinden istediği yüksek standartlar için çok fazla para harcıyordu. Tedarikçiler bu yüksek standartlardan vazgeçmelerini istese de Volvo taviz vermeyi reddeder. Para kaybeden şirket finansal krizin içine girer. Bu nedenle SKF Volvo'ya olan güvenini kaybetmeye başlar. Aynı yıl Amerikan Nash şirketi Volvo'yu satın almak isteyince SKF sıcak bakar. SKF başkanından şirketi satmamasını isteyen Esther Gabrielsen bir yıldan kısa bir süre içinde Volvo'yu kâra geçireceğine söz verir. İthal otomobillerle yeterince rekabet edemeyen Volvo şirketi kâra geçirmek için ticari kamyon üretmeye karar verir. İnşaat alanında da iş yapan Volvo, sağlam inşaatları ile iyi bir üne sahipti. Bu durum, araba satışlarına yardım etmese de kamyon satışlarında büyük etkisi olur. İsveç Posta Ofisi 70 adet kamyon siparişi verir. Küçük işletmeler ise süt ve ekmek teslimatı için Volvo kamyonlarını tercih etmeye başlar. Hızlı bir şekilde kamyon üreten şirket, kâra geçirmeyi başarır ve Gabrielsen'ın sözünü tutar.
Volvo kamyon üretimine yoğunlaştığında birkaç OV4 6 silindirli motorla gizlice modifiye edilir. Volvo modifiye edilen araçla 1928 yılında İsveç kış rallisinde yarışır ve birinciliği elde eder. Bu başarı tekrar otomobil üretimine yoğunlaşmanın kıvılcımını ateşler. Volvo 6 silindirli motora sahip otomobilleri kişisel kullanım ve taksi sürücüleri için üretmeye başlar. Kişisel kullanım için 5 koltuklu, taksi olarak da 7 koltuklu modeller üretilir. 1929 yılında Amerika'da başlayan ve dünyaya yayılan büyük buhrandan sonra otomobil sektörü büyük yara alır. Volvo da bu durumdan fazlasıyla etkilenir. Şirket, küçülen pazarda rekabet etmek için araçların kontrollerine ve testlerine büyük önem verir. Bu önem, Volvo otomobillerinin sağlam ve dayanıklı oluşu ile ününün yayılmasında büyük rol oynar. Ancak kötü bir tasarıma sahip olmak da eleştirilmeye devam ediyordu. Volvo bu kötü ünü değiştirmeye karar verir. 1934'te Chrysler otomobil tasarımında devrim yapan Airflow modelini tanıtır. Aracın sahip olduğu güvenlik ve aerodinamik zamanının ötesindeydi. Şirket üretilecek yeni modelde Airflow modelinden fazlasıyla esinlenecekti. Bir yıl sonra yeni modelin ilk prototipi Volvo Carioca üretilir. Şirket tasarım konusunda büyük adım atsa da ekonomik buhrandan dolayı yalnızca 500 adet Carioca üretilir. 1930'larda İsveç'te otomobil hala yaygın değildi ve her 40 kişiden bir kişi otomobile sahipti. Amerika'da ise bu oran 5'te 1'di. Volvo'nun otomobilleri ithal otomobillere göre oldukça pahalıydı. Volvo büyük buhran devam ederken büyük kitlelerin karşılayabileceği, halkın arabası olabilecek küçük ve ucuz bir otomobil üretmeye karar verir. 1936'da Carioca'nın tasarımına sahip Volvo PV51 üretim bandından çıkar. 4 kapılı sedan araç 3.7 litre motora ve 3 vitesli şanzımana sahipti. Bir yıl sonra PV51'in biraz daha lüks modeli olan PV52'nin üretimi başlar. Şirketin verdiği karar başarıya ulaşır ve Volvo 1938'de 2000'den fazla otomobil satışı yapar. Şirket hala otomobilden çok kamyon üretimi yapıyordu. 1939'da 2. Dünya Savaşı başlayınca Volvo üretilen kamyonların altyapısını kullanarak ordu için askeri araçlar üretmeye başlar. Savaş döneminde İsveç petrol ihracatı yapamayınca Volvo mühendisleri askeri araçlar için doğalgazla çalışan 50 beygirlik motor geliştirir. Tüketicilerden talep gelince şirket PV51 ve 52 için de bu motorları kullanır. Yakıt tankı otomobilin arkasında ya da önünde taşınıyordu. Savaş sırasında Volvo mühendisleri tasarımı eskiyen PV51'in yerine yeni bir model üzerinde çalışır. Birkaç prototip denemesinden sonra iki kapılı PV444 ortaya çıkar. Ekonomik ve yakıt tasarruflu bir araç üretmek isteyen Volvo, 6 silindirli motordan vazgeçip 1.4 litre 4 silindirli 40 beygirlik motor kullanır. Larsen ve Gabriels'ın bu yeni modelin Volvo tarihinde bir dönüm noktası olacağını hisseder. 1944 yılında şirket yeni model için bir fuar düzenler. Fuara Volvo çalışanları ve aileleri davet edilir. 2000 adet PV444 4800 kroner karşılığında Volvo çalışanlarına satılır. Bu miktar Volvo çalışanlarının ortalama 3 aylık maaşlarına eşitti. Volvo P444'te güvenlik için büyük önem taşıyan lamine cam kullanılır. En büyük yenilik ise Volvo güvenliğinin kalıcı sembolü haline gelecek olan güvenlik kafesi kullanımı olur. Güvenlik kafesi, araç kaza sırasında devrildiğinde ya da yuvarlandığında yolcular için yüksek koruma sağlar. Volvo, İsveç halkına çekici, yakıt tasarruflu, güvenli, İsveç halkının ortalama gelirinin 4'te 1 fiyatına bir aile otomobili sunmuştu. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası ülkede çelik kıtlığı yaşandığı için şirket seri üretime başlayamaz. İsveç, çeliğin büyük kısmını Avrupa'dan ithal ediyordu. Savaş sırasında çoğu çelik üreten fabrika bombalanmıştı. Çelik tedarik edemeyen Volvo'nun üretimi durma seviyesine gelir. Şirket ancak 1948 yılında çelik tedarik edebilmeye başlar. Aynı yıl PV444 fuarda tanıtılmasından 4 yıl sonra Volvo seri üretime başlar. Şirket ilk yılda 12.000 araç üretmeyi planlamıştı. İsveç'te otomobili olan talep çok yüksekti ve daha üretimi başlamadan 10.000 adet araç satılmıştı. Bazı müşterilerin araçlarını teslim almaları 2 yıl sürer.
Sağlamlık, güvenlik, dayanıklılık ve konforu ekonomik fiyata sunan Volvo P144, İsveç halkı tarafından çok sevilir. Larsen ve Gabrielsen'ın öngörüsü doğruydu. Araç, Volvo'nun dönüm noktası olmuştu. İsveç'teki başarıdan sonra şirket, global pazara açılmaya karar verir. İlk hedef, otomobil sektörünün hızla büyüdüğü Amerika olur. 1955'te PV144, Kaliforniya Motor Fuarı'nda tanıtılır. O yıllarda benzin fiyatlarının yükseldiği Amerika'da küçük, ekonomik ve yakıt tasarruflu, aynı zamanda rakiplerine göre üst düzey güvenliğe sahip araç, iyi bir reklam ve sponsorluk politikasıyla pazardan pay almayı başarır. 3 yıl içinde PV144'ün üretim adedi 200 bine çıkar. 1955'te Volvo spor otomobil de üretmeye karar verir. Fiberglass gövdeden Volvo P1900 üretilir. Şirketin beklentisinin aksine talep düşük olur ve yalnızca 67 adet üretilir. 1950'nin ortalarında PV144'ün tasarımının eskimeye başladığını düşünen Volvo yeni bir model tasarlamaya karar verir. Aracın tasarımı sanat okulu öğrencisi olan John Wilgard tarafından yapılır. 1956 yılında Volvo Amazon üretim bandından çıkar. Araç 1.6 litrelik 66 beygir motora sahipti. Model İsveç'te Amazon adıyla satışa çıkarılsa da global pazarda P120 adıyla satışa çıkarılır. Güvenlik konusunda takıntılı olan Volvo güvenlik geliştirmelerine devam ediyordu. Güvenlik departmanının baş mühendisi olan Nils Bohlin, şirketin satış temsilcilerinden birinin geçirdiği ölümcül bir kazaya şahit olur. Kaza sırasında sürücü arabanın içinden fırlamıştı. Bu tarz kazaları engellemek isteyen Nils Bohlin, uzun çalışmalar sonucu 3 noktalı emniyet kemerini geliştirir. 1959 yılında Volvo her modelde emniyet kemerini standart hale getiren ilk otomobil üreticisi olur. Diğer otomobil üreticileri güvenlik konusunu pek önemsemezken ve emniyet kemerinin göz zevkini bozduğu gerekçesiyle eleştirirken, Volvo'nun güvenlik konusunda yaptığı geliştirmeler zamanının ötesindeydi. Volvo eleştirileri görmezden gelir ve geliştirmelerine devam eder. 50 km saat hızla yapılan bu çarpışma testinde geliştirilen güvenlik kafesi ve emniyet kemeri yolcunun zarar görmesini engellese de Volvo burada çarpışmanın ve emniyet kemerinin insan vücuduna olan etkisini inceleyip analiz etmekle ilgileniyordu. Volvo'nun satışlarındaki başarısı devam ediyordu. 1958 yılında 2000 adet üretilen PV444 yerini gelişmiş versiyonu olan PV544'e bırakır. Gene aynı yıl P120'nin 1.8 litrelik 90 beygir motora sahip station wagon versiyonu Volvo P220 adıyla satışa çıkarıldı. Satışları artan şirket İsveç dışındaki ilk fabrikasını 1963'te Kanada'da açar. Volvo spor arabalara olan ilgisini kaybetmemişti. 1961'de şirket 1.8 litre 100 beygir motora sahip Amazon'un spor versiyonunu üretmeye başlar. 4 yıl içinde 25 bin adet satış yapan model Volvo'nun ilk başarılı spor modeli olur. Volvo 1966 yılında P140 serisini üretmeye başlar. Güvenlik konusunda rakiplerinin çok ötesinde olan şirketti. Bu modelle birlikte yeni bir dönem başlar. 1960'larda yollardaki araç sayısı hızla artar ve trafik yoğunlaşır. Kazaların sayısı artarken Amerika otomobil üreticilerine güvenlik standartları getiren ilk ülke olur. Otomobil üreticileri bu standartları karşılamakta zorlanırken Volvo buna çoktan hazırdı. Şirket P140 serisini çok ağır testlerden geçiriyordu. Model darbe yemici ön ve arka tamponlarla ve güvenlik kafesiyle birçok kişi tarafından dünyadaki en güvenli araba modeli olarak görülüyordu. Volvo 7 adet P140'ı üst üste dizmek gibi dikkat çeken yöntemlerle bunu vurguluyordu. Volvo 140 serisi göz alıcı olmasa da sağlam, basit ve üst düzey güvenliğe sahipti. Araç güvenliğini şıklığa tercih eden tüketiciler tarafından fazlasıyla talep gördü. 1974'te üretimi sonlandırılmaya karar verildiğinde 950 bin sedan, 270 bin adette station wagon P140 üretimi yapılmıştı. 1975 yılında P240 serisi ve 260 serisi üretilmeye başlanır. Seride 2.1 litre 6 silindirli motor kullanılır. Araç aynı yıl yılın otomobili seçilir. Ancak Toyota, Honda gibi Japon üreticilerinin Amerikan pazarına girmesi Volvo'nun satışlarını ciddi oranda düşürür.
1973 yılında yaşanılan petrol krizi, otomobile olan talebi azaltınca Volvo ciddi bir krizin içine girer ve üretim neredeyse durma seviyesine gelir. Şirketin diğer İsveçli üretici Saab'la ortak olacağı açıklansa da bu anlaşma gerçekleşmez. Tek başına yola devam eden Volvo yeni bir sedan üretmeye karar verir. 1982 yılında Volvo 740 ve 760 serisi üretim bandından çıkar. Şık ve gösterişli araç Volvo tasarımında yeni bir dönem başlatır. Şirketin en çok önem verdiği konu yine güvenlik olur. Volvo, araçlarının karıştığı kazalarda inceleme yapmak ve veri toplamak için kaza müfettişlerini gönderiyordu. Bu müfettişler polisle ve tıp uzmanlarıyla ortak çalışıyordu. Toplanan veriler daha sonra yapılan geliştirmelerde kullanılıyordu. Araç güvenliğine büyük önem veren tüketiciler tekrar Volvo'yu tercih etmeye başlar. Güvenliği en çok önemseyen tüketiciler çocuklu ailelerdi. Bu nedenle 700 serisinin en popüler modeli station wagon'du. 1986'da Volvo üretiminin %40'ını oluşturuyordu. Volvo köklerini hiçbir zaman unutmadı. Arabalar insanlar tarafından kullanılıyor. Bu nedenle tasarımlarımızdaki en önemli prensip güvenlik olmalı. Şirketin kurucularından Esther Gabriels'ın söylediği gibi Volvo bu vizyondan hiçbir zaman şaşmadı. İnsan hayatını önemsemesiyle otomobil sektöründe kendini çok ayrı bir yer edindi.